Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Gel. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Sen de pul koleksiyonunu mu göstereceksin yoksa? Kabul Hayır, gel. Huylarını değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Bakalım yine nasıl bir acayiplik yapacaksın acaba? Gerçekten çok acayip, sabret. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Ah! Onlar ne? Kelebek koleksiyonu. İşte bu bizim hikayemiz. Öyle saf, öyle temiz. Ya ne diyorsun be, ver şunu. Gel. Otur. Günlük mü okutacaksın bana yoksa? Mass Production sunar. Mert Asım Serez yani. Ya açsana. Okulun ilk günü. Mert Asım Serez. Uzun süredir kendisini fark ettirmeye çalıştığı Eylül'ün yanına tanışmak için gider. Fakat şabalaklığından kızın ayağına basar. Ay bu ben miyim? Önüne baksana be aptal. Ya öyle mi dedim? Ya özür dilerim. İsteyerek basmadım ayağına. Ben Mert. Mert Asım Serez. Gıcık ya. Biz gerçekten öyle mi tanıştık? Evet, ilk böyle konuştuk. Ay Mert, bütün bunları sen mi çizdin? İnanamıyorum. İlk başlarda biraz acemiydim. Sonra seni çize çize kendimi geliştirdim. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Aşık. Bu da senin ilk sevdiğin çocuk. Aa, neydi çocuğun adı? Kant, Kunt. Belgelerle konuşuyorum ben. İnanamıyorum. Mert, seni seviyorum demenin bin bir türlü yolu var dedi. Bu da onlardan biri. Olsun. Sen arada söyle yine. Seni seviyorum. Çalmayı biliyor musun? Hayır. Sana öğrendiğim şeyleri öğreteyim mi? Ya olur. Bak. Bir kokor. Şey, bana versene. Benim elimdeyken göster. Bak. Dur şöyle.
İkinci telde üst. Bir altı. Tamam. Evet. Ortalığı toparlayacaktı. Eylül. Oyun odasındalar galiba. Biz toplayalım o zaman. Sabah toplarız ya. Boş varken. Ben Eylül'e gidiyorum da demeyeyim o zaman. Yani nasıl olsa gelir, değil mi? Ben de gideyim o zaman. Montum orada. Gibi deniz kızı olsaydım, arkadaş olsaydım bütün balıklarla. Bir parlak kuyruk, bir de deniz kabukları. Kıskandırsaydım bütün özgür martıları. Ay Mert, inanamıyorum, bu şiiri ben bile unutmuştum ya. Ben unutmadım. 10 cilt mi var böyle? Hı hı. Evet, her yıl için bir tane. Ama sanırım bu seneki mahsul daha verimli olacak çünkü daha çok şey yaşadık. Yaşadım yani. Ya inanamıyorum. Burada benim bütün çocukluğum var. Annem bile var. Evet. Sana ait her şey. Çok tatlısın. Yine ne güzel bir geceydi, değil mi? Şahaneydi. Görüşürüz o zaman.
geceler. İnanmıyorum. İçki içilmiş bu evde. Ben fark etmedim. Tam tahmin ettiğim gibi parti verilmiş. Sana arayalım demiştim. Uçağa binmeden önce mesaj attım ama uyuyorlar demek ki. Bugün geleceğimizi de beklemiyorlardı tabii. Vallahi altı uçağıyla döneceğimizi ben de beklemiyordum. Şu evin haline bak. Ben Mert'e bakayım. Ben de Yaman'a. Yürü gidiyoruz. Ne? Yürü yürü yürü. Mert'in odasında Eylül var. Ne? Görünmeyelim ayıp olur. Ne yani? Nasıl gördün? Uyuyorlar. Artık nasıl olduysa kız bizde kalmış. Eve geldiğimizi kimseye söyleme, tamam mı? Biz daha dönmedik eve. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Çabuk 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 görünme, çabuk çabuk. Zaman uzaklaşalım böyle. Çocuklara iyi geliyor. Selim lütfen. Öyle ama baksana. Mert için büyük adımlar bunlar. Yaman yalnız mıydı peki? Yaman odasında yoktu. Yatağında toplamış. Mert'e bak sen, Yaman'dan hızlı çıktı. Selim rica edeceğim, erkek babası gibi konuşma lütfen. Ama erkek babasıyım ama. Çünkü şamata sırasında sana anlatmayı unuttum. Babamla konuştum. Ya sen mi aradın? Yok, tesadüfen evde karşılaştık. Eşyalarını almaya gelmiş. E'si onu öyle birden karşımda görünce ne kadar özlediğimi fark ettim. Sanki babam hiç gitmemiş. O olaylar hiç yaşanmamış gibi. Birkaç saniyeliğine de olsa yeniden kendimi evimize ait hissettim. Sonra gerçeğe döndüm tabii. Babamın o üzgün,
Gözlerime bakamayan pişman hali. Affetmek istedim. Sadece affetmek istedim. Öfkemi unutmak istedim. En doğrusunu yapmışsın. Babamın masum olduğunu hala inanmıyorum. Ama kendiliğinden bir adım attım işte. Çok özlemişim. Ona sarılınca bunu daha iyi anladım. Belki öfkem de kendiliğinden geçer, kim bilir. Ben sizin her şeyi atlatacağınıza inanıyorum. Umarım. Diyalog başlamış. Gerisi de gelecek. Göreceksin. Avukat mı geldi acaba? Bilmiyorum, ziyaretçi işte. Çay daha içer misin? Olabilir. Bak dur, uyandı herhalde. Anca. Hava emdirememiş. Alo. Günaydın Yaman'cığım. Uyandırmadım seni inşallah. Hayır. Çoktan kalktım ben. Mira'yla kahvaltı ediyoruz dışarıda. Ha, Mira da senin yanında demek. Yani şey demek istedim. Mira'ya da selam söyle. Aleyküm selam. Hayırdır, bir sorun yok değil mi? Ha, yok. Ben şey için aradım. Bizim planlarda değişiklik oldu da bugün dönmek zorunda kaldık. Ona haber vereyim dedim. Şimdi mi indiniz? Eve mi geliyorsunuz? Hayır. Bizim önce bir şirkete uğramamız lazım. Babamla toplantımız var. Ondan sonra öyle işte. Öğlen filan evde oluruz herhalde. Sizde ne var ne yok? Her şey yolunda mı? İyiyiz biz. Mert uyuyor hala. Ben de uyuduğunu tahmin ettim. Onun için seni aradım. Öğlen gibi evde olursanız görüşürüz. Yok, okula gideceğiz. O zaman akşam görüşürüz. Dur, çay var değil mi? Bir dakika. Hadi. Ben... Dur. Peki Ender Hanım. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Neden bu kadar erken gelmişler ki? Toplantıları varmış. Hadi hemen eve gidelim. Etrafı toplamamız lazım. Tamam. Mert'i de ara da uyansınlar. Arıyorum. Efendim. Alo Mert, kalktınız mı? Sayende abicim, mutlu musun? Oğlum annenler geliyormuş. Ne? Yemin et. Ne oldu? Öğlen evde olacaklarmış. Ya öğlen desene be. Ben de şimdi kapıdan içeri girecekler sandım. Ne oldu? Annenler mi geliyor? Hayır, evet. Hayır. Şimdi hayır. Tamam abicim, evi bok götürüyor. Biliyorum. Tamam, ben hallederim ya şimdi. Biz de geliyoruz yardıma. Hadi. Mersi. Günaydın Kelebek. Günaydın Şebek. Ya çok tatlısın ya. Nasıl uyuyakalmışız ama? Thank you.
annemin cenazesinin olduğu gündü. Ev çok kalabalık olacak diye babam beni bu geziye göndermişti. Bütün gün bir ağacın dibinde saklanmıştım. Ya Mert, inanamıyorum. Kendim günlük tutsam bu kadar ayrıntılı yazamazdım. Kendim ne zaman uyuduğumu hatırlamıyordum ki. Farkına varmamışım. Ya. Ay ne bak ya. Bunca yıl hayalini kur sonra uyuyakalır. Ne aptalım ben ya. Hayır değilsin. Dün gece herhalde hayatımın en özel gecesiydi. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Bir kere daha öyle tatlı tatlı şebek diyebilirsin. Ama lütfen bundan sonra kanka demek yok. Bunlar bir süre bende kalabilir mi? Tabii. Senin için yaptım nasıl olsa. Ya sen gerçekten çok özel bir adamsın. Gerçekten bak. Adamım hem de öyle değil mi? Ha? Allah'ım lütfen şu an böyle zaman dursun ya. Böyle böyle kalalım lütfen. Sen Yaman'la mı konuştun? Evet. Hadi 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 temizliğe. Yani sen... Ay Allah korumuş da beni burada görmediler. Evet hemen evi temizlememiz lazım. Yamanlar da bize geliyor yardıma. Bizim de tatilimiz bu kadarmış. Ben bizimkiler erken gelir diye düşünürken sizinkiler sürpriz yaptı. Maalesef. Olsun ama hiç unutamayacağım iki gün yaşadık. Ay böyle bak. Ay. Ay. Ya. Ne yapayım dengemi bozuyor. Ya. Gelmişler işte. Günaydın. 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 Nasılsın fıstık? İyiyim. Ne o? Ofiste piknik mi yapıyorsunuz? Antalya'dan sabah çok erken geldik de. Zaferinizi Antalya'da mı kutladınız bakalım? Baba ben... Canım şaka yapıyorum Ender'cim. Niye huzursuz oluyorsun ki? Bunları konuşmayacağız. Geriye dönüp konuşmak bize sadece zaman kaybettirir. Sizden de şimdilik bizi biraz yalnız bırakmanızı rica edeceğim. Gerektiği zaman ben sizi çağırırım. Ayrıca nasıl olsa konuşmalarımıza tanıklık edecek bir avukat var aramızda. Neler olduğunu biraz daha anlayamazsam meraktan çatlayacağım. Ben neler olduğunu söyleyeyim. Babam herkesin önünde beni azarlamayı tercih etti. O yüzden burada konuşuyoruz. Yo. Ender'cim, sana hiç kızgın değilim. Sana da Selim. Aslında gerçekten haklı çıkmana sevindim. Sen benim gözlerimin önünde bir şimşek çaktırdın. Ufkumu genişlettin. Sayende ne kadar kritik bir eşikte olduğumu fark ettim.
Onun için de ileriye dönük daha net kararlar almak zorunda hissettim kendimi. Yani Asım Bey? Ender'i anlıyorum. Size hak veriyorum. Bir seçim yapmak zorunda kaldın. Babanla kocan arasında kaldın. Tabii ki sen kocanın yanında olmayı tercih ettin. Şimdi ben de kendimi bir seçim yapmak zorunda hissediyorum. İleriye yürürken acaba kızlarımdan hangisine daha çok güvenebilirim diye düşündüm. Ve Sedef'e daha çok sorumluluk düşmesi gerektiğine karar verdim. Anlamadım. Tabii ki şirket sizin, hisseleriniz eşit. Bunda bir değişiklik olmayacak. Sen de şirkette olmaya devam edeceksin. Sadece kardeşin senin yükünü hafifletecek. Sorumluluklarından biraz alacak. Bu da senin işine gelir diye düşündüm. Böylece ailenle ilgilenmeye daha çok vakit bulursun diye düşündüm. Benim de böyle bir kararım vardı zaten. Bugün seninle bunu konuşacaktım baba. Güzel. O zaman Orta Doğu projesinin tamamının kardeşinin sorumluluğunda olmasına bir itirazın olamaz sanırım. İnanmıyorum baba. Gerçekten bana mı vereceksin projeyi? Şirkette çalışmak istemediğini biliyorum. Ancak bu projeyle senin ilgini çekebilirdim. Deli misin? Kalbimi fethettin. Ya, itirazın yok değil mi? O proje babamın da çok iyi bildiği üzere fikren ve fiziken benim ellerimde doğdu, benim ellerimde olgunlaştı. Ama her zaman bu sürecin en başı benim ilgimi daha çok çekmiştir. Başlangıcı yani fikri üretme ve hayata geçirme kısmı. O yüzden bu projeyi seve seve Sedef'e devredip yeni heyecanlar yaşayabilirim. Rekabet de severim biliyorsun. Hayırlı olsun. Harika. Şahanesin. Şahane. Şimdi bu konuda son bir pürüz kaldı. Onu da hallediverelim Selim'ciğim. Yaman Koper'in hamisi olarak projenin başlangıcı olan örnek verdiği zararı da doğal olarak senden rica edeceğim. Senin ödemeni rica edeceğim. O hasarın tamamı Mithat Civanoğlu tarafından ödenecek baba. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Aranızda yazılı çizili bir şey var mı? Yok. O zaman Selim'in hanesi de eksi bakiye olarak yazıldı. Endişeniz olmasın, halledeceğim. Harika. Anlatın bakalım. Antalya'da havalar nasıldı? Ay Allah'tan haber verdiler. Ya haber vermeselerdi vallahi açıklayamazdık da dev rezil olurduk. Ver şunu kaldırsan. Korkma ya kelebeğim. Ben senin onurlu bir şövalye gibi korurdum. Ya görürdüm seni annenin karşısında kekelerken. Oğlum doğru dürüst tutsana, kırma mikrofonu ya. Tamam ya. Ne oldu dün gece? Ben bize gelirsin diye bekliyordum ama gelmedin. Ay Mira, yemin ederim öyle bir şey değil ya. Yani bana çizgi romanlarını gösterdi. Ya biliyorum böyle söyleyince kulağa saçma geliyor ama vallahi bir şey olmadı. Tamam canım, sen öyle söylüyorsan öyledir. Ya Mira, bir şey söyleyeceğim ben sana. Hı.
Ben galiba bu salağa aşık oldum. Gerçekten mi? Şahane bir şey bu. Çok sevindim. Oy. Kardeşim bak sana açık açık söylüyorum. Ya doğduğum günü hatırlamıyorum ama bir o gün bu kadar mutlu olmuşumdur herhalde. Oh be, dünya varmış diye. Bir de dün akşam. Çok güzeldi ya, çok güzeldi. Ya yani yarısında benim uyuyakalmam dışında gerçekten efsane bir geceydi. Uyuya mı kaldın kızın yanında? Evet ya. Ya yorulmuşum biraz ondan. Biraz da çakır keyiftim. Biliyorsun bana dokunuyor. İçmeyeceksin o zaman bundan sonra. Ya bundan sonra ben zaten aşk sarhoşuyum Yaman. Ya bir gece böyleyse bir ömür nasıl geçer sen düşün. Evleniyorsunuz yani. Ya kısmetse o da olacak Yaman'ım. Ya artı puanları birer birer topluyorum Süper Mario gibiyim. Hayırlısı olsun. Siz ne yaptınız? Hiç. Nasıl hiç? Yaman bana gitar çaldı. Çok güzeldi. Ay çok romantik. İşte sonra kalktım eve gittim. Nasıl yani, bu kadar mı? Ayrı ayrı evlere gittiniz, yattınız, uyudunuz. Bu kadar. Nerede çalıyor bu? Buradan. Kim? Açmayacak mısın? Efendim Leyla. Amani. Yaman müsait miydin? Derstesindir diye çekindim aramaya ama. Ay yok, okula gitmedim daha. Söyle. Bu Leyla o Leyla değil mi? Galiba. Vallahi helal olsun demek için aramıştım. Tam kendine yakışan şeyi yapmışsın. Gidip Kira ile Ayşe meselesini konuşmuşsun. Sen nereden biliyorsun? Bu niye şimdi burada konuşmadı, içeriye gitti? Ya özeldir belki, olamaz mı? Sevgililer arasında özel olmaz. Ya boş ver şimdi Yaman'ı ya. Bak içeride ne buldum? Eylül, ana gider koltuğun altında kalık, beni ara. Ya bir sus Mert ya. Tamam hadi sustum. Hadi gel biz içeridekileri toplayalım önce. Sonuç ne olmuş? Vallahi bir şey yok da. Yani şunu yaparız, bunu yaparız dememiş. Biraz düşüneceğim demiş. Anladım. Bence senin yine yakın zamanda buraya bir uğraman lazım. Neyse bakarız. Leyla benim kapatmam lazım. Biraz işim var. Tamam ama ara beni mutlaka. Biraz daha buralardayım. Eski günlerin altında bir kahve içeriz. Tamam oldu. Hadi eyvallah. Ne? Leyla ile konuşmadın mı eski sevgilin? Ne dedi? Ortak bir tanıdıkla ilgili bir durum vardı. Onu anlattı. Başka? Ya canım benim, bize ne? Böyle şeyler anında konuşulmazsa sonradan küçük krizlere neden olabiliyor. Eylül'cüm, ilahi. Ha bir de buralardayım, gitmeden bir görüşelim dedi. Görüşecek misiniz? Görüşürüz tabii, niye görüşmeyelim? Eski dost sonuçta. İnanma ya, göz kırptı. Hayır. Vallahi. Ya seni sinir etmek için yaptı, vallahi bak. Haydi inşallah lan. Tahliye mi olursun lan? Bu ne keyif? Tahliye yok. Ama kanat taktılar bir nevi. Öyle bir şey var. Üstümden ağırlık kalktı.
Avukatın mıydı gelen? Ha, avukatım mı? Babam haksız olduğunu bile bile bu kararı aldı. Seni cezalandırmak için. Üzgünüm ama onları mutlu etmeyeceğim. Tabii hayatım. Zaten sen ayrılmayı düşünüyordun. Sonunda her şey konuştuğumuz gibi olacak. Sen kendi ofisini kurana kadar birlikte aynı ofiste çalışacağız. İyi günler efendim. İyi günler. Aracınızı getiriyor Selim Bey. Teşekkürler. Tıpkı ilk evlendiğimizde olduğu gibi benim ofisi paylaşacağız. Ben de seni her gün yanı başımda gördüğüm için şahane mutlu olacağım. Baban bu kararıyla işini kolaylaştırdı. Kendi kanatlarını uçman için sana bir kapı daha açtı. Üstelik bugüne kadar yaptığın işler de kartvizitin olacak. Herkes senin inşaat şirketinin yaratıcı beyni olduğunu biliyor. Gör bak, çantanı alıp çıkman seni daha güçlü kılacak. Hayır, kuyruğumu kısırıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Nasıl? Ben sahip olduğum her şeyi kazanmak için çaba sarf ettim. Babamın sevgisi bile buna dahil. Hiçbir zaman Sedef gibi olmadım. Ama şimdi güçlü olmak suçmuş gibi cezalandırılıyorum. Babam, haksızlığa ses çıkardığım için beni gözden çıkarıyor. Bu binadan zamanı geldiğinde çantamı alıp çıkacağım Selim. Ama şimdi değil. Babam pişman olup benden özür dileyene kadar onlarla aynı ortamda mücadele edeceğim. Çok yorucu bir şey. Bunu istediğinden emin misin? Evet. Tamamıyla bunu istiyorum. Ender'e ders vermek için beni kullandığını biliyorum. Buna itiraz etmeyeceğim. Çünkü benim de kendimi kanıtlamam için bir fırsatım olacak. Bunun için de sıfırdan başlamak zorunda olmayacaksın. Aynen öyle. Yalnız burada kalmamı gerçekten istiyorsan senden bir yardım daha rica ediyorum babacığım. Bana bir konuda daha destek olursan sevinirim. Nedir? Yuva yıkan bir kadın olmak istemiyorum. Aksine daha köklü bağlar kurmak istiyorum. O zaman yanından da hiçbir yere gitmem. Hoş geldiniz efendim. Bu sefer resmi olarak geldik. Sorun yok değil mi? Hayır efendim, hoş geldiniz. Rahat ol. Ev baldök yalı kıvamında. Senin sayende arı gibi çalıştım. Ya ayaklarım yere basmıyor ki. Evi nasıl toparlayayım? Sen işe geçene kadar yandık desene. Çok beklersin. Bundan sonra kelebeğimle hep göklerdeyim. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Evimizin direğiyle prenses direğisi gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş geldiniz. Ne haber? Eve dönmek güzel.
Biz de sizi gördüğümüze çok sevindik. Ne var ne yok? Hiç, bildiğin gibi abi, biz de okula gidiyorduk. Ya iyi oldu karşılaştığımız, Gül Cemal'inizi gördük. Ama burada keyifsiz bir prenses var. Ne oldu anne? Hiç. Sen mi üzdün yoksa? Hayır, hayır. İş güç. Ben yukarı çıkıyorum çocuklar. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Harikasınız vallahi. Ev bıraktığımız gibi. Aslında dün gece biraz kalabalıktı. Arkadaşlar falan geldi. Ne? Bizden habersiz gelişti vallahi. Eylül milleti toplamış gelmiş. Hem de Eylül. Evet. Yedik içtik falan ama dağıtmadık ortalığı. Bir sıkıntı yaşanmadı yani. Ne? Harika. Ne? Yok bir şey. Evet babacığım. Mira'dan okula geçiyoruz şimdi. Tamam, akşam evde olurum. Hadi öptüm, bay bay. Ay, benim bu gece kesin evde kalmam lazım. Babam birazcık kızdı. Sen evde yalnız kalabilirsin, değil mi? Mira. Mira. Aa, canım, pardon. Tabii tabii, sen git. Sorun değil. Ne oldu? Senin niye moralin bozuk? Şu kızı düşünüyorum. Kimi? Leyla'yı mı? Acaba Yaman'la nasıl bir ilişki yaşamışlardı? Ne demek o? Çıkmışlar, ayrılmışlar işte. Yani Yaman'la bizim olduğumuzdan daha mı samimilerdi? Yani demek istediğim, birlikteyken ne kadar yakınlaşmışlardı acaba? Orasını bilemem. Bunun cevabını ancak Yaman verebilir. Onu hayatta sorma. Ay sakın ha, sorma da zaten. Bitmiş gitmiş işte, hiç karıştırma. Vallahi kıskandığınla kalırsın, bir de üstüne sen suçlu olursun. Yani aslında saçma bir şekilde kıskanıyorum onu, evet. Ya ama sen de bana hak ver. Yani Orkun'un haliyle olma bahanesini biliyorsun. İyi de bütün bunlar Orkun'u asla haklı çıkarmaz. Ama Orkun benimle yaşayamadıklarını yaşamıştı haliyle. Mira, ya bu işler öyle zorla olmaz ki. Yani demek ki Orkun senin için doğru insan değilmiş. Yaman'ın da daha önce neler yaşadığını bilmiyoruz ki. Yani sonuçta onun da bir takım beklentileri olabilir. Önemli olan senin hissettiklerin. Ya bunları takma kafana, akışına bırak. Zamanı gelince her şey olur. Ay, ben de sanki çok tecrübeliymişim gibi akıl veriyorum. Keşke bunları konuşabilecek kadar yakın olsaydık annemle. O zaman her şey daha kolay olurdu. Dünden beri söylediklerini düşünüyorum. Gerçekten ablan zor bir dönem geçiriyor. Ben de ona destek olmak yerine hayatını zorlaştırıyorum. Ha şunu bileydin. Ne yaparsa yapsın artık Yaman'a karışmayacağım. Hadi canım. Hayatta yapamazsın sen. Kesinlikle artık bu ilişkiye saygılı olacağım. Nereye kadar gidecek göreceğiz. Ay anne, inanamıyorum sana. Görürsün. Aa, Servet, ne haber? Ya habersiz çekmeyin diyorum. Ya kamba çıkıyorum ya şişman çıkıyorum. Vallahi çok güzel çıktınız Beren Hanım. Bak. Ben dışarıdayım. Tamam canım, geliyorum. Ne haber Servet? Bir tek sen yoktun buralarda. Yeni geldim Sude Hanım. Hafta sonu için geliyorum. Hafta içi gazetedeyim. Güzel.
Bu arada geçmiş olsun diyelim mi? Doğru mu duyduklarımız? Herkes sordu Servet. Cevaplarını da aldılar. Sen geç kaldın. Olsun Sude Hanım. Ben de cevabınızı duymak istiyorum. Her ilişki biraz yorulur. Arada nefes almak herkese iyi gelir. Bu. Başka bir sebep yok yani. Faruk Bey ile Sedef Kaya ile yaşadığı ilişki yüzünden ayrılacağınız söyleniyor ama. Ya sizin ne kadar geniş bir hayal dünyanız var yahu. Tabii ki yok öyle bir şey. Bir kere Asım Şekip Kaya bizim yeni şirketimizin ortağı. Sedef de aile dostumuz. Bu görüntüler o zaman sizi pek memnun etmeyecek. Başka görüntüler de var. Bunlar onların yanında masum kalır. Ne diyorsun? Benim derdim bölünerek çoğalma değil. Birleşerek güçleneceğiz. Bu nedenle de hepimizin daha sıkı bir işbirliğine girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni yılda alacağımız yeni kararların bu şirketi daha da ileri götüreceğinden eminim. Bizi de aileden görmeniz hepimizi çok mutlu eder. Tabii ki hepimiz beraberiz bu işte. Öyle değil mi Faruk? Güzel. Bakın, ben bu projeye gerçekten çok önem veriyorum. O yüzden de sadece Mithat'ın desteğiyle yetinmedim. Kızımı da ortak ettim. Öyle mi? Hı-hı. Ender'in bu işe büyük katkısı olacaktır. Çok sevindim. Ender değil Farukçuğum. Sedef. Sedef artık bu işte bizimle birlikte olacak. Harika. İçim çok rahatladı. Sizin bu projeye olan güveninizi gördükçe ben de yapabileceğimin en üst sınırlarını düşünüyorum. Neler olabilir diye. Sen ne düşündün Faruk? Asim Bey, biliyorsunuz Sude'nin bu şirkette benden daha fazla hissesi var. Yani Sedef'in işin içinde bu kadar olması Sude'yi hiç memnun etmeyecektir. Bu onun problemi. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir Farukçuğum. Görünen o ki siz herkesi birbirine kırdırıp sonunda tek patron olarak kalacaksınız. Hiç şikayetim olmaz. Yere sağlam basacaksınız. Kimin sinirleri sağlamsa mücadeleyi o sürdürür. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Erken döndünüz. Bu kadarı yetti. Sensiz oraların hiç tadı çıkmadı. Anne, o konuya hele hiç girme lütfen. Ama bana haksızlık ediyorsun Mira. Orkunların oraya gelişiyle benim hiç bilgim yoktu. Orkunların tesadüfen orada olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama benim bir suçum yok ki şekerim. Nasıl öğrenmişlerse öğrenmişler, gelmişler. Ben de çok sinirlendim. Ama sana daha çok sinirlendim, beni hemen suçladığın için. Neyse. Tamam, konuşmayalım. Konuşunca sinirleniyorum. Yani birkaç gün ben seni aramadım. Biraz böyle bir kendimi dinlemek istedim. Seninle ilgili, o çocukla ilgili düşündüm biraz. Evet, ben hiç sevmiyorum Yaman'ı. Sana da hiç yakıştıramıyorum. Ama
Ama asıl kararı verecek olan sensin. Allah Allah. Babanın ailesi evlenmemize karşı çıktığında baban da inat etti. Ama benim biraz bastırmamla ve katkımla hemen evlendik. Onu düşündüm. Yani ben senin bu çocukla evlenmeni tabii ki hiç istemem. Ama sana bu konuda baskı yapmayacağım. Yani evlilik mevlilik zaten yok öyle bir şey. Nasıl olsun, neyle olsun, ben de bunun farkındayım. Ama bunu sen gör. Düşün taşın kararını ver. Ona göre yaşa bu arkadaşlığı. Ya, taktik değiştirdim diyorsun yani. Aynen öyle. Sen akıllı bir kızsın. En doğru karar vereceğine eminim. Ve kararın ne olursa olsun yanındayım. Söylediklerine inanmayı çok isterdim. Peki tamam. O zaman iyi niyetimi size göstermek için yemeğe davet ediyorum Yaman'ı. Wow. Satürn etkisi herhalde. Beren, annem oradayken düşüp kafasını bir yere mi çarptı? Gülme. Şu olaylardan önce yiyemediğimiz yemeği bir yiyelim bakalım. Anlaştık mı? Antalya'daki adam sen onu hep uzaklarda arıyorsun. Biraz da yakınlarına bak dedi. Evet, bence de bu adam İstanbul'da. Artık yaşadığına da kesin gözüyle bakıyorum. Zaten Kenan da çok emin. Tamam, oldu, görüşürüz. Abi kahve istemişsin. Sabah ofiste daha ayrıntılı konuşuruz. Hı-hı. Yaman. Efendim abi. Sen şimdi mi geldin eve? Evet. Yılbaşına kadar çok çalışacağını söyledi Mert. Mesaiye de kalacakmışsın. Doğrudur. Alışverişin en çok olduğu zaman. İşte arıyorsun. Oğlum. Bak. Paraya ihtiyacın varsa, ki var biliyorum. Ne lazımsa ben vereyim. Yok abi, ben hallediyorum ya. Ondan şüphem yok. Ama Mert'e nasıl koltuk çıkıyorsak sana da aynısını yapacağız. Bunda bir şey yok ki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten gerek yok abi. Bak, Enler'le yılbaşı için sana bir hediye almak istiyoruz. İstersen parasını vereyim, sen ne istiyorsan onu al. Sen nasıl istersen. Yok abi, sağ ol, istemiyorum. Baba. He. Annem niye bu saatte uyuyor, hasta falan mı? Tamam, ben bir bakayım ona. Sabahki toplantıda dedem annemin ayarını bozmuş. Öyle mi? Ya hiç insanın babası çocuğunu üzecek bir şey yapar mı ya? Az babalar yapıyor işte. Ya çok özür dilerim ya. Ben de düşünmeden konuştum. Ya vallahi senin babanı kastetmemiştim. Tamam kardeşim ya, takma kafana. Ne yapalım? Bunlar da hayatın gerçekleri. Ender'cığım, hadi bir şeyler yiyelim, öyle yat. Daha çok erken. Sonra gece uyuyamayacaksın. Yorgunum Serin. Lütfen elleme beni. Yatağımı özlemişim. Biraz tembellik yapmak istiyorum. Tembellik yapmana bir şey demiyorum ama Asım Şekip Kaya yüzünden depresyona girmene de izin veremeyeceğim. Nerede o sabahki güçlü kız? Nerede bu yataktaki küçük savunmasız yaralı kız? Dayanamıyorum Selim artık. Dayanamıyorum. Biliyorum hayatım. Biliyorum canım. Ne yaparsam yapayım. Hiçbir zaman babamın kızı olamayacağım. Hiçbir zaman güvenli hissedemeyeceğim kendime. Çocukluğumdan beri bana sen güçlüsün, sen güçlüsün deyip Sedef'i kucaklıyor. Peki ya ben? Benim eksiklerim. Hayır, ne eksiği? Hiçbir eksiğin falan yok senin.
Onların eksiklikleri seni bütün bir insan yaptı. Onların sevgisizlikleri seni sevgi dolu bir kadın yaptı. Sevgi dolu bir anne yaptı. Ne eksiği? Yok öyle bir şey. Senin hayatında aşk var bebeğim. Sevgi var. Şefkat var. Eksik falan yok. Sen başarılısın, akıllısın, dürüstsün, güzelsin. Çok güzelsin. Eksik falan yok. Yok öyle bir şey. Onların eksikliklerini aksine sen kapatıyorsun. Sen tamamlıyorsun. Bunu da seni teselli etmek için falan söylemiyorum ha. Gerçek bu. Gerçek bu. Ne yazıyorsun? Bineye mi? Ya bir dur. Ya ne yazıyorsun? Ben de kopya çekeyim. Ya bak ne olur bugün benimle uğraşma. Gerçekten çok yorgunum. Ne alacaksın Mireya? Hediye karar verdin mi? Bilmiyorum. Ben kelebeğimin hediyesini dün verdim. Yani galiba. Ya bir de daha materyal bir hediye almam gerekiyor. Dün geceki hediye çok romantikti. Allah'ım ya, dün gece cennetteydim. Aşıksın na 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 na. Aşıksın na 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 na. Sen aşıksın arkadaş. Her şey yolunda mı prenses? İnanmayacaksın ama annem senin arasını düzeltmek istiyor. Bak 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 şu gülümsemeye bak, bir de bana aşıksın diyor. Aşıksın na 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 na. Aşıksın na 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 na. Aşıksın na 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 na. Esas sen aşıksın arkadaş. Başta beni yokluyor diye düşündüm. Savunmada bekliyordum hatta. Ama her seferinde daha iyi şeyler söylemeye başladı. Davası mı çarptı diyorsun? Galiba. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Çocuk kitaplarının hepsini ayrı hediye paketi yapar mısınız? Tabii hepsini farklı pakete koyayım, karışmasın. Fark etmez. Aslına bakarsan bir anda böyle geri adım atmasına ben de çok şaşırdım. Ama bir yanımda diyor ki boş ver, sorgulama. Yani sonuçta bu bizim için iyi bir adım değil mi? Sen öyle diyorsan. Öyle olsun istiyorum. İnşallah. Gelecek misin? Benim için hoş. Eğer senin benimle ilgili bir şüphen yoksa ben senin her yere gelirim. İstediğin zaman annenin karşısına çıkarım. Saçmalama. Benim seninle ilgili niye bir şüphem olsun? Ancak annem seni üzeceği için çekinirim. Takılma. Buyurun, hazır. İyi seneler. İyi seneler, sağ ol. Bunları sinema bölümüne koyar mısın? Geldim. Ya kusura bakma ya. Ya yok öyle bir şey. Zaten işin arasında senin yanına gelen benim. İyi yaptın. Sık sık da görüşecektiniz zaten. Eylül'ün babasının düğünü, yılbaşı falan. Belki bu yemek sayesinde buzları eritiriz ha? İnşallah. Peki biz ne yapacağız yılbaşında? Aklında bir şey var mı? Bir şey yapmamız mı gerekiyor? Yok. Evde otururuz o zaman. Ne güzel. Olur tabii, yani beraber olacaksak bir mesele yok. Ayarlanır. Sen yılbaşı günü çalışacak mısın peki? Çalışıyorum ama 8'e kadar. Bir de bu hafta seni biraz daha az görebileceğim. Ya
Maalesef posta çalışacağım. Çünkü yılbaşı harifesi işler yok. Ben de Eylül'ün düğün hazırlıklarına yardım edeceğim. Ama mutlaka görürüm. Bir saniye bile olsa seni öpmek için balkonuna tırmanırım. Uyuyor olsam bile. Ya, yapsana öyle lütfen. Annenin arayı düzeltmişken. Pardon. Koyun sedyeleri ne tarafta? Sütunun arkasında. Teşekkürler. Hadi ben de gideyim o zaman. Sen de çalış. Zaten Eylül'le buluşacaktım. Buralarda mısınız? Evet evet. Hatta belki bir öğle yemeği yer miyiz beraber? Ya mümkün değil. Zaten dönüşümlü olarak ateş alır gibi yemek yiyoruz. Çıkamam dükkandan. Peki o zaman tatlım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Şükran Hanım, Asım Bey'le görüşmek istiyorum. Asım Bey maalesef şu anda bir toplantıda efendim. İçeri telefon bağlayamıyorum. Dünden beri cebinden de ulaşamadım. Çok önemli bir şey göstermek istiyorum ona. Bir duruma engel olmak için bilgisine ihtiyacım var. Özür dilerim Sude Hanım ama Asım Bey de önemli bir toplantıda efendim. Yanında Sedef Hanım'la yabancı ortakları var. Sedef Hanım'la mı toplantıda? Ne alaka? Sedef Hanım dün yeni şirketin ortaklarından biri oldu biliyorsunuz. Benim şirketimin yani? Evet. Hayır bilmiyorum. Faruk da içeride mi? Hayır efendim, şu andaki toplantı Orta Doğu projesiyle ilgili. Sedef Hanım o projenin de başına geçti. Ya. Toplantı bitince Asım Bey'e aradığınızı ileteceğim. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır teşekkürler. Ben Asım Bey'i görürüm aslında, o beni arar. Aradığımı söylemenize gerek yok. Nasıl isterseniz. Hoşçakalın. Servet'cim ben bu videoya para ödemekten vazgeçtim. Sen ne istiyorsan onu yap canım. Benim buna engel olmam doğru olmaz. Merak etme, ben hiç duymadım, hiç görmedim, bilmiyorum. Except as provided elsewhere. Enerjim geç kaldım, biz çoktan başladık. Özür dilerim, ben de kendi ekibimle toplantıdaydım. Buyurun Erdal Bey. Oh, Erdal Bey de gelmiş. Merhabalar efendim, saygılar. Madem yeni bir yapılanma var, ben de kendi ekibimi oluşturmaya başladım. Good morning, gentlemen. Nice to have you here. Oh, no problem. I'm sorry to interrupt. Please continue. So. Yetiştim değil mi? Muah, muah. Nasılsınız Barış amca? Merhaba Miracığım. Tatlım, aldın mı kıyafetini? Evet aldım. Her şeyimiz tamam. Düğün için hiçbir eksiğimiz kalmadı. Evet, hadi bakalım. Siz burada kalıyorsanız ben kliniğe geçiyorum. Akşam evde görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Düğün için çok heyecanlıyız. Ne yapayım? Öyle çıktı ağzımdan bir an. Ya üzülüyorum adamcağıza. O kadar suratını asıyorsun ki bu düğün için heyecanlanacak birileri olması lazım.
Ay hiç merak etme, onlar yeterince heyecanlı zaten. Kafam kadar yüzük aldı Gamze'ye gözümün önünde. Oy benim, oy benim canım, hiç kıskanır mıyım? Aman ne kıskanacağım ben o taponu be? Sen ne aldın? Yaman'a şahane bir bileklik aldım. Ha, istediğin gibi bir şey buldun mu sonunda? Evet. Vallahi güzel bir şey buldum hem de. Hadi hadi gel şuradaki kafeye oturalım da benim de sana göstereceklerim var. Neymiş o? Yaman'ın Leyla'sının profil sayfasına girdim. Fotoğrafları görünce bozulmak yok ama. Ya tamam göster hadi çabuk. Senin kaç milyon fotoğrafınız vardır? Böylesi yok ama. Aman! Ya bu da sorduğun soruya kapak oldu işte. Yani demek ki bunlar bayağı yakınlaşmış bir acım. Neyse canım. Ne yaptılarsa yaptılar işte. Bizimki de böyle bir ilişki. Yemek menüsünü almak ister miyiz efendim? Sandviç alıp Yaman'ın yanına gidelim mi? O da öğle yemeği arasına çıkmak üzeredir. Birlikte yeriz ha? Olur, bana uyar. O zaman biz 3 tane spesiyal sandviç, 3 tane de portakal suyu ama paket olsun. Peki efendim. Söyleyecek misin Yaman'a gördüklerini? Ne münasebet canım. Gizli gizli eski sevginin fotoğraflarına mı baktım diyeceğim. Söyleme. Söyleme. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz sizinle para konuşmamıştık. Ben sizin standartlarınızı biliyorum. Gerçi siz Robin Hood gibi çalıştığınız için her zaman zahmetlerinizin karşılığını almıyorsunuz. Umarım bu çek size olan minnettarlığımı karşılamaya yeter. Sizinle çalışmak bir zevkti Selim Bey. Sizinle de. Ayrıca raketim için de tekrar teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Bu arada bir süre görüşemeyeceğiz. Yurt dışında olacağım bir ay kadar. Öyle mi? Ne güzel. Size iyi yıllar dilerim. Eşinize de. Size de iyi yıllar. Bir süre kızımın yanında olacağım. Bir çocuğunuz olduğunu bilmiyordum. Pek bilinmez. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Nice to meet you. Ben odanızdayım Ender Hanım. Tamam Erdal Bey, bekleyin lütfen. Adamları sarhoş ettin. Biliyorsun bu konuda hep çok iyi oldum. Ben odamdayım. Kovduğum adamı yanında getirmen, üstelik masama oturtman hiç hoş olmadı Ender. Baba sen daha dün yeni bir bakış açısı kazandım, başka bir boyuta geçtim demiyor muydun? Aynı şey mi? O emirlere uymadı.
Baba bize kızgın değilsin. Erdal Bey'e niye kızgın olasın ki? Ona da haksızlık olmasın diye ekibe aldım. Yılbaşında ne yapıyoruz? Beni çok mutlu edecek bir planınız vardır inşallah. Her zamanki gibi bizdeyiz. Bu uzun zamandan sonra senin için bir ilk olacak. Efendim Sude? Orta Doğu Projesi'nin elinden alınıp Sedef'e verildiğini duydum, doğru mu? Görev değişikliği diyelim. Bu proje çok mu önemli Ender? Evet, bir Türk firması bazı ülkelere ilk defa açılıyor. Aralarında çok muhafazakar ülkeler de var değil mi? Evet ama neden sorduğunu anlamadım. Hiç, öylesine. Yılbaşına ne yapılıyor bakayım? Bizdeyiz, sizi de bekliyoruz tabii. Herkes orada olacak tabii. Muhtemelen. O halde bu sene daha çok eğleneceğiz. Neyse tatlım, hadi öptüm seni, görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler de kullanın. Merhabalar. Merhaba. Ödemeleri yapıldı. Hanımefendiden sonra benimkileri de ayrı ayrı hediye paketleri rica edebilirsem. Şuradan başlayabiliriz. Tozlu Dere'den buraya bunları almaya mı geldin? Zamanım kısıttı diyorum yahu. Seni görmek için bahane. Bir taşla iki kuş işte. Durduk yere nereden çıktı bu ilgi alaka? Özledim teninin kokusunu özledim. Leyla kendine gel. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Kendine gel. Ay iyice sevimsiz olmuşsun sen be. Dur. Hayır yani hala karar veremiyorum. Acaba sen büyüdün mü yoksa havalandın mı? Şimdi zengin mahalle çocuğu oldun desem. Yani burada niye çalışasın? Herhalde sen de benim gibi iki arada bir derede kalmışsın. Yaman ben devam edeyim istersen. Sen git yemeğini yiyeyim. Olur. Ya kusura bakma bunlar nereden baksan bir saat sürer. Ben yemek yiyeyim geleyim. İyi keyfine bak. Pardon arkadaşı mıydınız? Ben müşteri zannettim. Ha yok arkadaşıyım. Tamam ben bunları yapıp bitirene kadar siz de gidin isterseniz. Öyle mi diyorsunuz? Nasıl isterseniz. Vallahi çok iyi olur. Sağ olun. Afiyet olsun. Kızım senin ne işin var burada? Arkadaşın siz de gidin ben hallederim deyince öyle seni yalnız bırakmayayım dedim. Kızım sen iyi misin? Niye böyle yapıyorsun? Buraya girmen yasak. Ne var kovuyor musun beni? İyi bari dışarı çıkalım o zaman. Yes. İşte bu. Geçmiş gitmiş diyorsun ama kız hala Facebook'unda tutuyor fotoğrafını. Bazılarını da yeni eklemiş, tarihi yazıyordu. İşte. Ya kızım gıcıklığı ne yapıyor anlasana. Ya resmen kılçık atıyor sen de yatıyorsun. Ya boşuna huzursuz olma. Senden önce ne yaşandıysa yaşandı seni ilgilendirmez. Ya tuzak bunlar anla. Ya boşuna ilişkini yıpratma. Yaman'dan yana da bir sıkıntın olmasın. Allah için çocuğun tek yanlışını görmedik. Yani kıza yüz vermiyor biliyorsun. Yani yanımızda nasıl konuştuğunu duydun. Al diye kızım ya senin olsun. Yok ya ben kendime başka bir şey alayım. De al. Hadi be. Thank you.
Telefonu açmadan şüphelerinin cevabını alamazsın, biliyorsun değil mi? Ben ona beraber öğle yemeği yiyelim dedim. O mümkün değil, çalışmam lazım dedi. Belli ki randevusu vardı. Benden gizledi. Ondan bir tek şey istedim. Bana yalan söylememesini istedim. Açılmıyor mu? Ya Eylül bana söyledi. Düğün hazırlıkları falan vardır. Görmüyordur, duymuyordur telefonu. Ay canım benim ya. Yazık. Gitti kafa. Çok yorgunum. Birazdan yatıyorum. Eve kaçta dönersen dön, bana uğra. Bir yüzünü göreyim. İyi geceler. Ne diyor? Bana yardım etmeniz o kadar iyi oldu ki ben de bu kadar işin içinden nasıl tek başıma çıkacağım diye düşünüyordum. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik Gamzeciğim. Gerçi organizasyon şirketleri de bunun için var ama. Kızım yardım etsin istiyorum ama ben. Açsana. Efendim. Alo, günaydın. Neredesin sen? Dışarıda mısın bu saatte? Eylüllerle brunch'a gidiyoruz. Dün kaç kere aradım? Evet, sessizdeymiş. Duymamışım, özür dilerim. Mesaj da attım. Sabah gördüm, uyanmamışsındır diye aramadım. Anladım. Ben de geç kalmışım. İşe koşturuyorum. Tamam, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. İyi, tamam. Görüşürüz. Buyurun. Merhaba. Mira evde mi acaba? Uyuyor Mira. Peki, rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.
erteliyoruz galiba. Beklediğimden de hızlı bozuldu araları. E dedim ben sana. Günaydın. Günaydın. Hiç öpme. Çok fena soğuk aldım. Olsun ya. Günlerdir yüzünü görmüyorum. Bu hafta çok yoğun olacak demiştin. Ben de seni meşgul etmek istemedim. Çalışıyorum diye kızıyor musun bana? Yok canım. Ne münasebet. Ne bileyim, trip atıyorsun gibi geldi de. Ya yaman. Şunları bırakayım. Gel çay bahçesine gidelim yine. Simit alıp. Yok, işim var benim. Kulübe gitmem lazım. Yılbaşı için yardım malzemeleri topluyoruz. Ender Hanım da hazırlıyordu bir şeyler. Evet, ben de kitap, giysi falan bir şeyler aldım. Onları götürüyorum. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok, gayet iyiyim. İyi o zaman. Sen neler yapıyorsun görüşmeyeli? Hiç, bildiğinden farklı bir şey yok. İyi. Tamam o zaman. Ben seni daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kırtasiyeler bu kadar. Bunlar da son oyuncaklar. Hadi paketlemeye de bir el atın o zaman. Mert niye mezarda yok? Senin haberin var mı? Bilmiyorum. Yaman da yok. Mert'in sınavları var. Yaman da çalışıyor. Kıyafetler onlar. Şu karşıya gidecek Nine teyzeciğim lütfen. Acaba bu hediyeler az mı? Yo, bence iyi. Orkunlar da getirecekti. Aa,
Geldiler. Kusura bakmayın, trafikte kaldık. Biz de yeni bitirdik canım. Selam millet. Hoş geldin. Merhaba. Selam. Ne yapıyoruz bunları? Böyle bırakabilirsin sevgilim. Ne haber Mira? İyidir. Dur ben sana yardım edeyim canım. Aa, bunlar ne güzelmiş. Böylelikle aramızda alacak verecek kalmadı Asım Bey. Değil mi? Yaman'ın borcunu ödemiş oldum. Bu kadar çabuk ödeyeceğini düşünmemiştim. Açıkçası bu para için fazla çaba sarf etmem gerekmedi. Sizden gelen size gitti. Neyse ki sonuçtan hepimiz memnunuz. Baba. Ne oldu? Az önce Mehdi telefonda Orta Doğu projelerini iptal ettiklerini söyledi. Şaka mı bu? Gerekçelerini sana mail atmış. Bir açıklama yapmadılar mı? Bilmiyorum. Ellerine bir görüntü geçmiş. Bir skandal dedi. Sen ne diyorsun Ender? Ne skandalı? Bilmiyorum. Projeyi iptal ediyoruz deyince sinirden devamını dinleyemedim. Ya olur mu öyle saçmalık canım? Sözleşmemiz var. Boşuna panik yapıyorsunuz. Kimse öyle keyfe keder anlaşma iptal edemez. Ellerinde ne olduğuna bağlı. Eğer bunun arazi işine bir ilgisi varsa seni mahvederim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nedir bu Sedef? Bu video neden şimdi ortaya çıktı acaba? Sen benim soruma cevap ver. Bu görüntüleri kim servis ettiyse cevabını da ondan al. Sen neden bana bakarak söylüyorsun bunu? Görüntüleri müşterinin eline, bu işin benim yüzümden bozulmasına çok sevinecek, ekmeğine yağ sürülecek biri vermiştir. Sen benim yaptığımı düşünüyorsun? Her kim yaptıysa cezasını fazlasıyla çekecek. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sedef! Allah kahretsin. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Notlarım.com'daki takipçilerim seçti. Yılbaşında bunu giyeceğim. Çok iyiymiş ya. Gerçekten çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ama sen zaten hep çok güzelsin. Ben de bu güzelliğe layık olmaya çalışacağım. Efendim babacığım, gelebilirsin. Benim kapatmam lazım. Hadi yarın görüşürüz. Bana bak, yarın sakın geç kalmayın, tamam mı? Düğünde beni yalnız bırakmayın. Barış amca merhaba. Eylül. Aşkım ya. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Ama bir şey eksik sanki. Ha tabii, saçımı falan yaptırınca. O eksik kalan aksesuarını da ben tamamladım. Ay. Ya. Babacığım çok harikasın.
Ben de kızımın takipçilerinden biriyim. Getir bakalım. Ay. Gamze söyledi değil mi bunu almanı? Hayır söyle, tamam, söz sevmeye devam edeceğim. Eylülcüm gel. Bak, Gamze konu sen olunca çok hassas davranıyor. Evet, o benim bundan sonraki hayat arkadaşım. Ama o kimsenin yerine gelmedi. Annen benim hayatımdaki ilk aşkım. Ve sonsuza kadar kalbimdeki yerini koruyacak. Nasıl olabiliyor anlamıyorum. Yani ikisini birden aynı anda nasıl sevebilirsin ki? Bu başka bir sevgi Eylül. Annenin acısı geçti mi sanıyorsun? O hala buramda. Hala sızlıyor. Ama bu durum bambaşka. Lütfen bunu aklından çıkarma. Bak, ben de yeni bir hayata adım atıyorum. Bu benim için de çok zor bir karar. Ancak senin desteğinle başarabilirim. Tamam? Söz vermiyorum. Gamze'nin performansına bağlı. İnanamıyorum ya. Nasıl bu kadar hızlı yiyormuş daha oralara kadar? Oho, kapama. Ben 1000 kere izledim. İnternette tıklanma rekorları kırıyor video. Şakası yapılacak bir şey değil bu Mert. Ne var canım? Hareketleri kaptım. Yılbaşında size özel bir gösteri yapacağım. Mert. Tamam, sustum. Yaman nerede? Odasında. Çok mu yoruluyor? Keyfi yok gibi bugünlerde. Ya affedersiniz ama eşek gibi çalışıyor. Mireyle de görüşemiyorlar. Güzel bir hediye alayım derken kızdan olacak neredeyse. Yazık. Tamam, ben yarın abisini ziyarete götüreceğim. Dönüşte bir şeyler ayarlarım. Bizim de bir katkımız olur. Efendim? Ha Yaman, yarın akşam bize gelebilir misin? Ha çok acil. Ne oldu? Ya lütfen şimdi sorma. Çok önemli, bak mutlaka gel. Para mı lazım oldu? Ya hayır, sen gel lütfen. Sakın Giray'ı arama. Bak ne olur, her şey mahvolur sonra. Tamam mı? Geliyorsun değil mi? Tamam bak, ama... Bak bekliyorum. Annemler evde olmayacaklar. Akşam 8 gibi bizde ol. 8 mi? Ya benim bir arkadaşım babasının şeyi var da. Neyse tamam. Geleceğim. Tamam. Şimdi kapatmam lazım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ya dur. Kızım ne oynadın be, vallahi helal olsun.
diyorsun? Ben bile inandım kötü bir şey olduğuna. Ne yapacaksın? Arkadaş atarı. Süpersin kızım. Geliyor değil mi? Geliyor tabii. Günaydın. Mira. Günaydın Ender Hanım. Yaman'a bakmıştım da. Yaman erkenden çıktı Selim'le beraber. Abisini ziyarete gideceklerdi bugün. Evet. Yılbaşı üstü tabii. Öğlene doğru çıkarlar. Aramak istersen eğer. Teşekkür ederim. Görüşürüz akşam. Görüşürüz. İyi gördüm seni. İyiyim, iyiyim. Günler geçtikçe benim de keyfim yerine geliyor. Az daha dayan abi. Tabii ya. Şu Ocak geçsin de Mayıs'a kadar günler hızlı geçer. Sonra da kucaklaşacağız inşallah. İlk defa bu kadar pozitif görüyorum. Bir şeyler olmuş sana. Ya en başta söylemişlerdi, kabullenirsin demişlerdi de ben inanmadım. Hakikaten kabullenince iş kolaylaşıyor. Neyse, şimdi iyi dinle. Yakınlarda bir arkadaşımdan mektup aldım. Bir borcu vardı bana, onu denkleştirmiş. Ama tabii benim bankada hesabım falan yok. O sırada dikkat çeker şimdi. O yüzden senin hesabını yapattım. Benim de hesabım yok ki abi, ne işim olur bankayla falan? Ya hesap lazım değil. Sizin sitedeki bankaya senin ismine gönderdiler. Yalnız yılbaşından sonra hesaba alman lazım parayı. Tamam, bir hesap açılır ya. İyi güzel kardeşim benim be. Ben çıkınca alacağım senden. Zehra Hanım'ı bağlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Ender Hanımcığım merhaba. Merhabalar Zehra Hanım. Buyurun efendim. Yaman Cooper adına bir hesap açmak istiyorum. Mümkün müdür? Hemen açalım. Kendisi de gelip bir imza atabilir değil mi? Tabii gelir. Ama şimdilik siz bizim hesaptan bir 1000 lira aktarabilir misiniz? Bir saniye. Yaman Cooper adına açıkta da bir para görünüyor. Onu da aktaralım mı hesaba? Evet. Selim de bir şeyler yatıracağım diyordu. Evet. Selim Bey yatırmış. 5 gün olmuş yatıralı. Bana söylemedi. Tamam. Onu da alın hesaba. Fona da bağlayalım mı? Fona mı? Ne kadar yatırmış ki? 100 bin lira. Oha! 100 bin lira mı? 100 bin lira mı? Selim'in yatırdığına emin misiniz? Elden götürüp yatırdılar. Buyurun Selim Bey. Para Yaman Cooper'ın adına gönderildi. Teşekkür ederim. Bak, sen parayı hesabına al. Sonra da unut, tamam mı? Az para değil abi. Nereden çıktı? Kim getirdi bunu sana? Ya unut diyorum ben sana. Sakın kimseye de bir şey söyleme. Mutlaka bir dandiklik var bu işin içinde de. Yemin ederim yok oğlum. Lütfen kimseye söyleme. Oğlum bu para ben buradan çıkınca benim hayatımı kurtaracak lan. Tabii ki eminim Selim. Bir yere 100 bin lira yatırsam hatırlarım herhalde. O zaman ne parası bu Selim? Nereden geldi? Önce kimin yatırdığını araştıralım bakalım. Her kimse senin adını kullanmış Selim. Bu bayağı ciddi bir olay. Farkındayım hayatım ama bunu Yaman'a şimdi sormayacağım. Eğer bilgisi varsa kendisi söyler zaten. Yoksa da babasının izini bulduk demektir. Kapatıyorum, akşam konuşuruz. Gidebiliriz abi. Ne oldu, her şey yolunda mı? Konuştuk işte.
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli davetliler, bugün burada evlenmek istediğini beyan eden ve bunun için resmi başvuruda bulunan çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Çiftimizin dairenize evlenmek için yapmış olduğu müracaat incelenmiş olup, evlenmelerinde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kez de siz davetliler ve şahitlerinizi sormak istiyorum. Bugün işe de gitmemiş üstelik. Mahalleye gitmiş derdimmiş. Bir arkadaşıyla görecekmiş, öyle söyledi. Hiç baskısı altında kalmadan kendi iradenizle Sayın Barış Bulutel'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. İyi düşün Gamzeciğim. Gayet iyi düşündüm. Evet. Teşekkür ederim. Siz Sayın Barış Buluter, hiç kimsenin fikre baskısı altında kalmadan kendi bir iradenizle Sayın Gamze Ongun'u eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Zamanında. Hoş geldin. Hoş bulduk da senin burada ne işin var? Gel kendi gözlerinle gör. Bana bak. Ne oluyor Leyla? Gel kendin bak. Gel. Gel gel. Bu ne? Evet Hayri. Gel. Allah sizi bir ömür boyu mutlu etsin. Birbirinizden hiç ayırmasın. Ağzınızın tadı hep yerinde olsun. Çok mutlu olun inşallah. Senin sayende oldu. Onun için senin de burada olmanı istediler. Ben de sürprizin tadını bozmamak için söylemedim. Allah tamamını erdirsin. Tebrik ederim. Vallahi sen konuştuktan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Her şey şipşak oldu. Allah senden razı olsun. Ne diyeyim? Şahane bir kız yetiştirdiğine göre bu adam da şahane dedi. Annemin genlerini de unutmayalım. Kesinlikle.
Beni öpmek yok mu? Ay babacığım, hep mutlu ol. Sen canım bir şey mi sıkkın? Yok, gayet iyiyim. Gözlerindeki bulutlar neyin ne söyleyesin? Biraz duygulandım da ondandır. Çok güzel olmuşsun. Evet Miracığım, çok güzelsin. Her zaman olduğu gibi. Sen de çok şıksın. Teşekkürler. Siz de buradasınız. Merhaba, tebrikler. Tebrikler. Ya kıyıldı mı yoksa nikah? Haruk, Allah aşkına götür şunu. Rica ederim. Ya kaçırdın mı? Hay Allah. Bir dakika artık. Yazık, sarhoş. Ne kadar sakin. Ya olmaz daha. Özel performansım sana gideceğim. Senin bütün Orta Doğu'ya yaydığın o meşhur dansımı yapacağım. Ben öyle bir şey yapmadım. Yürü gidelim. Yap. Bırak. Sadece. Sen yaptın. Bu görüntüler senin başının altından çıktı. Beni hafife alma Faruk'cığım. Evden ne olur, bu kadın daha fazla beyazlar içinde görmek istemiyorum. Bir de utanmadan gelinlik giymiş. Ben toparlayayım o zaman bizim çocukları. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol. Mutluluklar. Her şey için çok sağ ol. Kusura bakmazsanız ben yavaştan uzayayım. Nereye? Daha pasta keseceydik. Cidden gitmem gerekiyor. Tamam tamam. Bak sen işine ya. Sağ ol geldiğin için. Kenan'la konuşursan söyle. Boşuna kelek atmamış. Gerçekten Ayşe ile ciddiymiş de. Ya özür dilerim, geç kaldım biliyorum ama birazdan hemen yanındayım. Üstümü değiştirip hemen yanına geliyorum. Biz tamamız. Sana bütün gururumu ayaklar altına alıp günlerdir sormadığım bir soruyu soracağım. Şu an Leyla'nın yanında mısın? Yaman, ne oldu ya? Önemli bir şey mi var? Evet, ama düşündüğün gibi bir şey değil. Gelince anlatırım. Bana da sürpriz oldu. Alo? Alo? Hadi ben kaçtım. Hay Allah ya. Kötü bir şey mi oldu? Yok, hadi eyvallah. Yes. Yes.
Hadi, hadi millet acele edin, gidiyoruz. Mira. Mira. Mira, Mira. Onunlayım dedim mi, emin misin? Aman be. Nereye gidiyoruz? Hadi nereye olursa. Mira'nın nesi var? Sonra Mert. Doruk, biz de senleyiz. Nereye gidiyoruz? Ya çok mu önemli? Yolda karar veririz, hadi. İyi tamam, biz sizi takip ediyoruz. Ya havadaki gerginliğin sebebini bir tek ben mi bilmiyorum? Yok yani, bizde de durum aynı. Neler olduğunu açıklayabilecek biri var mı? Yaman Mira'yı aldatıyor. Ne? Hayatta olmaz. Mümkün değil. Bir yanlışınız var. Mert sakın. Sakın arama. Ama olmaz ki. Arama dedim. Tamam. Konuşabilir miyiz? Konuşabilir.
Ama her şeyi yanlış anladın. Bugün o kızın yanında mıydın? Evet ama... Sana bir tek bana yalan söylersen her şey biter demiştim. Yalan söylemedim. Kitapçıya senin yanına geldiğim gün... Öğle yemeğine o kızla dışarıya çıktın mı? Bana yalan söyledin. Hayır. Seni bir daha görmek istemiyorum. Mira. Mira böyle olmaz. Bırak. Böyle olmaz. Bırak kolumu. Bak. Sen bu akşam çok üstüne gitme istersen. Sana ne oluyor lan? Fırsatçı sana ne oluyor? Yeter. Ha? Yeter. Tozlu deride değilsin. Kendine gel. İstemiyorum artık seni. İstemiyorum. Çık, çık git hayatımdan. İçim kanar da isyan geriye bir avuç yalan beni bu derde sen attın da gittin ya kafam hep duman.